Kardelen Başak Altunsoy geliyor. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Nasılsınız efendim? İyi görünüyorsunuz zaten. Neşeli, heyecansız, ne güzel. Yani sayılır. Nasıl yani? Henüz heyecanlanmadım. Şu an iyiyim. Biraz kendinizden söz edin. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ne yapıyorum normalde? Dans ediyorum, işte vakit buldukça keman çalmaya çalışıyorum. İşte kitap okumayı seviyorum, gazete takip etmeye çalışıyorum. Böyle şeyler. Kiminle geldiniz? Ev arkadaşım Talin. Liseden arkadaşım, uzun zamandır arkadaşım Asya. Bir de ikiz kardeşlerim Dilan ve Hazal'la geldim. Sizin mi ikiz kardeşiniz? Evet, onlar benim. Dilan, Hazal, merhaba. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Evet ya, benziyorlar. Birinizle konuşsam aynı şey mi olacak acaba? Aynı olmuyor aslında. Pekala, söyleyin bakalım. Siz başlayın. İşte ablam, biz çok şaşırdık aslında, hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ama hani başarılı olacağını düşünüyorum inşallah, olur yani. Nerede okuyorsunuz siz? Biz Rauf Denktaş Lisesi'ndeyiz, Pendik'te. Orada aynı sınıftayız falan. Peki. Siz efendim? Asya ben. Kardelen'i çok niye öbür ikiz kardeşten aldınız hemen kaptınız bir kapı? Ha, ben mi? Evet efendim, siz. Ben de ablamın başaracağına hani inanıyorum. Yani bir heyecan yapmazsa iyi bir şey yapar diye düşünüyorum. Yapıyor zaten. Yapıyor da yapmıyor. İyiyim, iyiyim. Buyurun efendim, şimdi sıra sizde. Yapar, güzel bir şey. Şimdi sıra sizde, buyurun. Teşekkürler. Asya ismim. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Kardelen'i çok seviyorum ve çok ona heyecan yapmazsa harika bir şey yapacağına inanıyorum. Heyecansız görünüyorsunuz. Herkes heyecanlı olduğunu söylüyor neyse. Yo, heyecansızım. O kadar şu an gergin değilim. Belki soruları görünce biraz gerilebilirim. Ama... Pekala efendim. Size de merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Talin benim ismim. Bir firmada proje direktörü olarak çalışıyorum. Kardelen evde çok başarılı. Hiç tahmin edemeyeceğim soruları biliyor. Şıklar görmeden biliyor. Umarım burada da bu başarısını yansıtabilir. Güveniyorum Kardelen'e. Ne güzel. Şıkları görmeden biliyorsunuz Şemli. Hatta şöyle bir kısa şey anlatayım. Benim bu yarışmaya başvuru günüm şu şekilde gerçekleşti, kısaca söyleyeyim. Bir gün evde işte bulaşık yıkıyorum mutfakta. Talin sizin yarışmanızı izliyor salonda ama öncesinde hep beraber izleriz. Bir soru geldi işte Amerika'nın işte deneyi, görünmezlik falan. Kilit şey cümleleri duydum ve içeriye şey diye bağırdım şıkları duymadan. Philadelphia deneyi diye bağırdım. Sonra siz şıkları okudunuz. Aa, Philadelphia deneyi dediniz. Talin yok artık falan filan dedi, gittim. Sonra zorla hadi başvur, yalvarıyorum başvur bilmem ne. O gün başvurdum falan yarışmaya. İyi etmişsiniz, hoş geldiniz efendim. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. O halde başlayalım yarışmaya. Evet. Hangisi basit bir yemeği sihirli bir hale getirir? A. Meyve tabağı. B. Mum ışığı. C. Plastik çiçek. De kristal vazo. Saniyeniz 15. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, aşk olsun. Evet, biraz. Seyirciler bile şaşırdı yani. Biraz. Hangisi basit? Siz bunu heyecanı mı yoruyorsunuz Nevin? Ben mi? Yani evet, biraz öyle. Siz ikizler. Ben şu an çok şaşırdım yani, ablamdan bunu beklemiyordum ama heyecanla biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani. Yani meyve tabağını filan, hani ışıklı şey, ateşli meyve tabakları ama ateşli falan meyve tabağı olur. Değil mi? Meyve tabağı yani. Evet. Bir de basit bir yemek demeyiz. Aslında mum ışıklı yemekler basit değildir. Sormaya devam etmeyeyim pek. Moraliniz bozulacak. Yok. Evet. Efendim, beşinci soru. Büyükbaş hayvanlar hangi isimle anılır? A. Mera. B. Besi. C. Mal. De yabani. Besi hayvancılığı yapılır. Besi diye düşünüyorum. B. Besi son karar. Büyükbaş hayvanlara mal denir. Kötü oldu. Bence de. Yani henüz ısınamamıştım diyeyim. Pekala. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şöyle buyurun kardeşler. 1000 lira kazandınız. Duhar sağlıyorum. En son haber.com